Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar demokrasi ve insan hakları dersi 1. dönem 2. yazılı soru örneklerini sizlere bir kez daha hatırlatalım istiyoruz sınav öncesi. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz bölümünde ilk soruya birlikte bakalım. Bir siyasi rejimin demokrasi olarak nitelendirilebilmesi için 4 unsur gereklidir ki özelliklerini hatırlayın. Hangisi bunlardan biri değildir? Soru köküne dikkat ediyoruz. Arkadaşlar bunlardan biri seçimler olacak ki demokratik bir ortam olsun. Temsil edecek belli bir grup temsil etsin. Siyasi partiler olacak ki seçimler olsun. Çoğulculuk ve katılım olacak ki bu da var. Ama buradaki yargının bir siyasi rejimin demokratik olabilmesi için yargıya müdahale etmesi özelliği bunlardan biri değil arkadaşlar. Bu unsurlardan biri değil. Cevabımız B seçeneği olacak bu soruda. Diğerine bakıyoruz. İkinci sorumuzda bir partinin tek başına salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ki seçimlerde bunlar oluyordu önceden. Şu an için yaklaşık 20 senedir böyle bir şey yok. Bu sağlayamaması durumunda başka siyasi partilerle bir araya gelip bir hükümet kuruluyor. Yani birkaç parti birleşebiliyor. Peki bu tür hükümetlere ne ad verilir ifadesi var ki yaşı biraz daha büyük olan 30-40'lı olan abilerinize, babalarınıza, amcalarınıza sorun arkadaşlar. Koalisyon hükümetleri olduğunu size anlayacaktır ki cevabımız C seçeneği olacak bu soruda. Ülkemizde milletvekili seçimlerindeki oy barajı yüzde kaçtır ifadesi var. Arkadaşlar %10 en son yapılan seçimdeki barajı hatırlayın. Baraj altı ve baraj üstü partiler %10 barajını geçenler zaten meclise vekil gönderebiliyor. Cevabımız E seçeneği olacak arkadaşlar bu soruda. Diğerine bakıyorum. Üçüncü sorumuzda ülkemizde milletvekili seçimlerindeki oy... Pardon onu okuduk. Niye oraya gittiysek bir daha gözüm oraya gitti. Ülkemizde yapılan seçimler aşağıdaki özelliklerin hangisine sahip değildir ifadesi var arkadaşlar. Oy kullanan var mı aranızda bilmem ama yakınlarımızdan biliyoruz. Açık oy diye bir şey yok ülkemizde biliyorsunuz ki. Okullarda, sınıflarda bir perdenin arkasında kapalı bir şekilde yapıyoruz oylarımızı. Açık oy olamaz arkadaşlar. Böyle bir özelliğimiz ama açık sayılıyor. Eşit, gizli ve tek dereceli özellikleri varken açık oy özelliğine sahip değil arkadaşlar ülkemizdeki seçim. Ülkemizde oy kullanma yaşı kaç peki? Arkadaşlar biliyorsunuz oy kullanma yaşının 18 olduğunu, hatta milletvekili seçilmenin bile artık 18'e düştüğünü biliyorsunuz 2017'de çıkarılan kanunla. Yani ister seçin ister seçilin 18 yaşında olmanız yeterli arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olacak bu soruda diyelim ve geçelim bir başka sayfaya. Evet 6. soruda yine minik maddelerimiz var. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri oy kullanamaz? Evet soru köküne dikkat ediyoruz. Er ve erbaşlar. Yani askerler, askere giden yakınlarınız vardır ki bunların oy kullanmadığını biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla oy kullanamaz askerler. Askeri öğrenciler aynı şekilde oy kullanamazlar. Hükümlüler, cezaevinde olanlar yine oy kullanamıyorlar. Ama hakimler ve savcılar, öğretim görevlileri bunlar sivil insanlar olduğu için normalde oylarını kullanırlar. Dolayısıyla 1, 2, 3 seçenekleri görüyorsunuz ki C şıkkında doğru olarak karşımıza çıkıyor. Bu insanlar oy kullanamaz arkadaşlar. 7. soruya bakıyoruz. Meclis tarafından çıkarılmış olan bir yasa Cumhurbaşkanı tarafından kaç gün içinde imzalanmak zorundadır arkadaşlar? O yasal süre biliyorsunuz ki 15 gün olacak. Cevabımız D seçeneği bu soruda. 8. soruya bakıyoruz. Hükümeti mali yönden denetleyen kurum aşağıdakilerden hangisidir? Evet hükümet de tabii ki denetleniyor mali yönden. Peki bunu yapan kurum kim arkadaşlar? Tabii ki adı üstünde sayıyor, paraları sayıyor. E seçeneğindeki Sayıştay olacak diyelim ve geçelim bir başka soruya. Evet haberleşme özgürlüğü hangi durumlarda sınırlandırılabilir? Arkadaşlar normal şartlarda böyle bir sınırlandırma olmaz ama bir sınırlandırma, bir kısıtlama varsa bu da biliyorsunuz ki olağanüstü durumlarda olur. Normal şartlarda kimse kimsenin özgürlüğünü kısıtlamaz arkadaşlar. Cevap B seçeneği bu durumda. Evet 10. soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkeme değildir? Yani normal idari mahkemelerden bahsediyoruz. Bakalım hangisi 10. soruda. Evet idare mahkemesi il ilçelerde bulunabiliyor. Cevap bu arkadaşlar. Ama Sayıştay, Danıştay, Yargıtay, Uyuşmazlık Mahkemeleri, Anayasa bunlar biliyorsunuz hep yüksek mahkemelerdir. İdare mahkemesi cevabımız olacak. Çünkü yüksek mahkeme çeşidi değil. Cevabımız belli. Geçiyoruz diğerine.
En değerli varlığın insan olduğunu savunan görüş hangisi? Evet, biraz da İngilizcemizi konuşturalım. Human İngilizce'de insan demek arkadaşlar. Dolayısıyla insanı en değerli varlık gören bu görüş hümanizm olacak. Cevabımız D seçeneği görüyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ve geçelim bir başka sayfaya. Evet, 12. sorumuza geldik. İngiltere'de Papa, kral ve soylular arasında yapılan sözleşmenin adı nedir ki? İnsanlık adına çok önemlidir bu sözleşme, biliyorsunuz. Yani kralların sınırsız haklarının olmadığını, olamayacağını anlatan bir sözleşme. 1215 yılında Magna Carta olarak imzalanan bu sözleşmedir. 12 E seçeneği olacak bu soruda. Aristo'ya göre devletin öncelikli görevi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Bakın, biraz önce gittik krallara, şimdi gittik felsefeye. Yani görüyorsunuz ki arkadaşlar, demokrasi ve insan hakları başka bilimlerle de iç içe. Şimdi de felsefeden bir soru, ama yine yönetimle ilgili, demokrasiyle ilgili, insan haklarıyla ilgili. Aristo'ya göre devletin öncelikli görevi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır ifadesi, eğitmek değil, baskı altında tutmak, bilgilendirmek, mutlu etmek, ahlakileştirmek arkadaşlar. Ahlaklı olan toplumda mutluluk, beraberlik, birlik olduğunu düşünür Aristo. Cevabımız C seçeneği olacak bu soruda. 14. soruya bakıyoruz. Şöyle biraz ekranı yukarı çıkaralım. Ülkemizde yürütme görevini yerine getiren makam hangi seçenekte verilmiştir? Evet, yasama, yürütme yetkisi, biliyorsunuz ki yürütme olan yasamalar zaten yüksek bağımsız mahkemelerin, ama yürütmeyi yapan kim arkadaşlar? Tabii ki bu yeni başkanlık sisteminde Cumhurbaşkanı yürütme görevini yerine getiren makam. Cevabımız Denizli seçeneği diyoruz ve geçiyoruz bir başka soruya. Devletin toplumsal sözleşme ile meydana geldiğini kabul eden düşünürler hangi seçenekte doğru verilmiştir ki? Yine hatırlayın felsefede. Devletin toplumsal sözleşme ile meydana geldiğini ifade eden, biz bunu yine üniteler içerisinde bahsetmiştik arkadaşlar. Bu kimdi bu? Locke, Hobbes ve Jean-Jacques Rousseau. Evet, bakıyorum hangisinde var? Hobbes var ama diğerleri eledik. Burada Rousseau var ama diğerlerini eledik. Burada yine Rousseau var, bunu da eledik ama diğerleri tutmuyor. Smith, bu da gitti ama Locke, Hobbes ve Rousseau B seçeneği olması gereken cevap arkadaşlar bu soruda. Evet, 16. soruya bakıyoruz. 16. soruda Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç milletvekiliyle temsil edilmektedir? Evet, son hali, son değişiklikler arkadaşlar, biliyorsunuz seçme seçilme yaşı 18'e düştü. Milletvekili sayısı artık 550 idi önceden, ama son hali 600 milletvekili var şu an Millet Meclisi'nde. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacak bu soruda arkadaşlar. 17. sorumuz, Platon'a göre zenginlerle fakirlerin savaşı sonucu ortaya çıkan durum nedir? Zenginle fakir, biliyorsunuz ki arkadaşlar, Platon'a göre zenginle fakirin savaşı sonucu ortaya çıkmıştır demokrasi. Çünkü azınlıkların da haklarını korunduğu bir yönetim şeklidir demokrasinin özelliklerinden biri. Platon böyle düşünüyor arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği bu soruda. Diğerine geçiyoruz. 18. sorumuz, hangi seçenekte insan haklarının özellikleri doğru verilmiştir? Evet, bizim haklarımız, biliyorsunuz ki insanız. Nelerimiz var? Bunlardan arkadaşlar, haklarımızı bir kere başkasına devredemeyiz. Al benim eğitim hakkımı, benim yerime sen okula git, ben cahil kalsam da diyemeyiz. Veya sağlık hakkını aynı şekilde başkasına devredemeyiz. Haklarımızdan vazgeçebilir miyiz? Hayır. İnsanız, hepimiz bu haklara sahip olmak isteriz. Bir kere başkasına devredemiyoruz, vazgeçemiyoruz. O da var. Bir de benim eğitim hakkıma dokunma kardeşim. Benim eğitim hakkım olsun, sağlık hakkım olsun, yaşam hakkıma, bir başkasının dokunmaya hakkı yok. Dokunulmaz olduğunu söylüyoruz. Yani devredilemez, vazgeçilemez ve dokunulamaz. Bakıyoruz hangisinde var? Evet, gördüğümüz üzere C seçeneği olması gereken doğru sıralama arkadaşlar. Cevabımız C diyelim ve geçelim diğerine. Evet, bu soruda ülkemizde uygulanan seçim sistemi aşağıdakilerden hangisidir ifadesi var ki, bizim seçim sistemimiz nisbi temsil sistemdir arkadaşlar. Siyasi partilerin belli bir bölümü, belli bir kitleyi nisbi olarak temsil etmesine bağlı. Cevabımız B seçeneği olacak bu soruda. 20. sorumuz, Türkiye'de milletvekili seçilme yaşı, evet demin de söyledik, seçme ve seçilme yaşı 18 yaşına kadar indi arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız, özür diliyorum. Bakın, özür dilerim. Milletvekili seçilme yaşı, evet 18. Cevabımız
A seçeneği olacak bu soruda. 21. soruya bakalım. Aklım bir anda başka eski yaşlara gitti. Ama 2017'den sonra artık hem seçme hem de seçilme yaşının 18 olduğunu biliyoruz. 18 yaşındaysanız vekil olabilirsiniz arkadaşlar bir dahaki seçime. Evet, kendinize güveniyorsanız oy alabilirim diyorsanız. Diyelim ve geçelim 21. soruya. Evet, 21. soruda ülkemizde aşağıdakilerden hangileri milletvekili seçilebilirler? Evet, soru köküne dikkat edin. Kimleri seçebiliyormuşuz bakalım. Askerlik görevini yapmamış olanlar. Evet, vekil seçileceksek şimdi askerlik görevini yapılmamış olanlar. Arkadaşlar şimdi bakın, yapmamış olanlar diyoruz da. Bakın burada ifade edelim. Bu gidemez. Dolayısıyla diğerine bakıyorum. Kısıtlılar, hükümler gidemez. Ağır hapis cezası almış olanlar bu şekilde gidemez. İstifa eden hakim ve savcılar artık sivildir. İşte bunlar milletvekili seçilebilir. Yüz kısaltıcı suç işleyenler yine vekil seçilemezler. Cevabımız D seçeneği olacak arkadaşlar bu soruda. 22. soruya bakıyoruz. Bu sayfanın son sorusu. Aşağıdakilerden hangisi birinci kuşak hak ve özgürlüklerden değildir ifadesi var. Bakalım birinci kuşak hak ve özgürlükler nelerdi, hatırlayın. Bunlar sağlık, bunlardan biri. Kişi dokunulmazlığı, dilekçe hakkı, özel yaşamın gizliliği hakkı varken sendika kurma hakkı arkadaşlar birinci kuşak hak ve özgürlükler grubuna girmez. Cevabımız E seçeneği olacak bu soruda diyelim ve geçelim son sayfa ve son sorulara artık. İnsan Hakları Beyannamesi nerede ve ne zaman kurulmuştur ki bu beyannamenin tarihini biz sizlere hatırlayın. Fransa'da 1789 yılında kurulduğunu söylemiştik. Bir kez daha hatırlatalım. Cevabımız C seçeneği bu soruda. 24. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi meclisin denetim organlarından biri değildir? Soru köküne dikkat ediyorum. Arkadaşlar gen soru var. Genel görüşme, meclis soruşturması, soru sorma var ama Yüce Divan meclisi denetleyen bir organ değildir. Meclisin üzerinde bir organ. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacak bu soruda diyelim. Ve son sorumuza bakalım artık. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde teokratik yönetim söz konusu? Arkadaşlar teokratik yönetim demek tamamen krallar vasıtasıyla dini otoriteye, dini kurallara göre yönetilen toplum demek. Bu da Türkiye değil. Fransa, İspanya, Avrupa'da böyle bir şey yok. Ama Suudi Arabistan tamamen dini kurallara göre yönetilen teokratik bir yönetim söz konusu. Dolayısıyla diyelim ve bugünkü videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize başarılar diliyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.